Şimdi simir bir tarama testidir. Tarama testi ne demektir? Sonucu kesin olarak net tanı koydurmayan testlerdir. Sadece bir takım şeylerden şüphelenmemizi sağlarlar. Simirde de karşımıza temel olarak low grade cell ve high grade cell dediğimiz iki hücre değişikliği çıkmaktadır. Low grade cell'lerin yaklaşık %60'ında biyopsi yapıldığı zaman normal rahim yapısı gelmektedir. Ve bu low grade cell'lerin bir geri kalan kısmının bir çoğunda da CIN1 dediğimiz rahim ağzı kanserinin ilk prekanseröz lezyonu bulunmaktadır. Ancak low grade cell'lerin 5%'inde erken evre kanser ya da invaziv kanser dediğimiz ileri evre kanser görülmektedir. High grade cell dediğimiz durumlarda, yani yüksek dereceli hücre değişikliği gördüğümüz durumlarda yapılan biyopsilerin yaklaşık %30-40'ı yine normal hücre yapısı, normal rahim ağzı dokusu gelmektedir. Ama yapılan biyopsilerde bu sefer tespit ettiğimiz CIN2, CIN3 ya da erken evre kanser oranları daha yüksektir. Bunun dışında bizim kafamızı karıştıran, hastaların da kafasını karıştıran en sık karşımıza çıkan tablo askustur. Askusun tam burada zaten tanımında da belli, nedenini bilemediğimiz hücre değişikliği denmektedir. Tabii askusun nedenleri çok fazla olabilir. Bunlardan bir tanesi hormonal değişiklikler askusa neden olabilir. Ya da herhangi bir bakteriyel enfeksiyonlarda askusa neden olabilir. Laktasyon, yani süt verme işlemi de askusa neden olabilir. Ama en önemli olan şey burada HPV enfeksiyonu mu askusa neden oldu, onun ayrımının yapılmasıdır. Askus sonucuyla gelen hastalarda bizim ilk temelde yaptığımız test HPV DNA testidir. Yani HPV var mı yok mu ona bakıyoruz önce. Eğer HPV DNA testi pozitif çıkarsa o zaman tanı testine gidiyoruz. Diğer bir sonuç ise simirde gözlediğimiz ASGH dediğimiz sonuçtur. ASGH'de de nedenini anlayamadığımız yüksek dereceli hücre değişikliği vardır. Bu bir acaba CIN3 mü ya da invaziv bir kanser mi ayrımını yapamıyoruz. ASGH gelen hastalarda ise mutlaka kolposkopi altında biyopsi yapmamız gerekmektedir. Çünkü bunlarda invaziv kanser saptama riskimiz yüksektir. Simirde gözlenen genel anlamdaki testler, patolojiler bunlardır. Aynı zamanda simirde belin enfeksiyonlar dediğimiz iyi huylu enfeksiyonları da tespit edebiliriz. Özellikle kadınlarda sık görülen rahim ağzı iltihapları simirde karşımıza reaktif hücre değişiklikleri olarak çıkabilir. Ve böylece bu hastalara ilaç ya da diğer cerrahi işlemlerde tedavi edebiliriz.